Bugün Parara kanalımızda bir sürü lezzetli yemek olacak. Tabii çünkü ekranlarınızda 100 tat yemek mücadelesi var. Komik, ilginç ve çok iştah açıcı olacak. Hiçbir şeyi kaçırmamak için bizi izlemeye devam edin. Kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü var, bende ise bir tane jelibon göz var. Bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözüm var ama yine de çok lezzetli. Sanırım Milo üzüldü. Sanırım şakam onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? Korkunç. Şunu benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Aa, boğulacağım ben. Mio senin yüzünden Julie zarar gördü. Nefes alamıyor. Çok lezzetli. Bu da ne böyle? İğrenç. Çılgın bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat gözüne yemeğim tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çabucak yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Ne o neler? Bir sürü lezzetli yemeğimle kendimle başa çıkabilirim. Belki sen benimle paylaşabilirsin. Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızlar denemeyin bile. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Gözlü Alex. Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane Twix çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, ben senin çöp kutun değilim. Bana atma. Ne mızmızlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Çikolatayı birkaç lezzetli parçaya nasıl böleceğime dair bir fikrim var. Vitesler'e bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine ağlamaz. Al bakalım Twix. Önemli olan testere nebzi incitme. Size ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. Hazır. Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunu yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli, bayağı güzel. Ama bir şey açıkça eksik. Çikolata mükemmel ne ile birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. Ay, neden her şey üzerime geliyor? İkili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt, Twix gerçek bir çikolata cenneti. Çikolatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Alex sen de yemeye başlamalısın. Ben de tende harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli de ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. Vay canına Alex böyle bir kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabii fazlasını bile yapabilirim. Umarım bu kuleye bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok istiyorum. Aa, çok iştah açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. Siz ne yapıyorsunuz? Kulem neden titriyor? Onu mahvedeceğim.
gelirseniz. Oh. Alex, bize affet. Sadece çikolatalar çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kule için üzüldüm. Vay canına, burada bir sürü cips var. Ve hepsi benim. Evet, çok fazla cipsiniz var. Bende ise çok küçük bir cips tanesi var. Ay, iyice göremiyorum bile. Bunu sadece büyüteciyle yapabilirim. Örnek çok iştahatçı görünüyor. Sanırım çok lezzetli bir şey aldım. Bunu deneysel deneyimlerden test etmeliyiz. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Alex, sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız. Şimdi farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzetli. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Hey, yeter artık ama. Başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Cipsler çok lezzetli. Yeter artık. Kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl değişine vereceğimi biliyorum. Bu cips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. Lezzetli ama çok ağır. Brokoli olmasın ya. Bana ne tür garip bir tohum verildi? Tadı iğrenç. Ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenersem kesinlikle çok lezzetli bir şey dönüşecek. Sen ekiyorsun ama biz acı çekiyoruz. Sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Ne kadar beklemem gerekecek? Siz ne bekliyorsunuz? Brokolinizle başa çıkmak için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulanıyor. Ay, ağzında sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Dur. Tam da tohumlara sulamak için suya ihtiyacım var. Çocuklar bir şeyler oluyor. Titriyor. Umarım bu güvenlidir. Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet, çok güzel. Şimdi onu yemen gerekecek. Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Gross. Ve yeter artık güldüğünüz. Mira, şimdi senin sıran. Hayır, bu brokolini yemek istemiyorum. Belki ondan kurtulabiliriz. Bakın, Mickey Mouse var orada. Nerede? Ne kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Kurdu ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun? Alakası yok. Özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Bitirdim hepsini. Hayır. Attıkların. Ben de akıllı çok olduğumuzu sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar. Öyleyse afiyet olsun. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil, hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızlanmayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzalar
versiyonu en azından lezzetli olandır. Diğerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Wow! Çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. Cool! Hey! Artıkları atmak için senin çöp torban değilim, tamam mı? Hey! Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzamı çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmamla ağzım sulandı. Ellerinizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Bunu nasıl yapıyorsun? Pizzalar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay! Bana ne oldu? Sanırım artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, pizzalarım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kim cesaret edebildi? Of, sizi hırsızlar. Nasıl utanmıyorsunuz? Hiç utanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizzalar. Pekala, en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay! İşte bu, söylemiştik sana. Evet, gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu ceza bana? Sarımsak da nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız çünkü sadece bir sarımsağım var. Aman! Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak ezici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır, istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Hayır, hiçbir şey. Şimdi ağzımdan bir kedi. İşte anladınız. Ay, ben bile bu kokuyu alıyorum. Nasıl kokuyor? Korkunç. Böyle durumlar için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex, sarımsak yeme sırası sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Vay canına. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, sprey işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. İşe yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. Harika. Julie, sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtulabilirim. Vay canına, ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Julie, aferin sana.
azıcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? Tamamdır, artık sarımsak yok. Vay be, benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Jolly, üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokmuyor. Ve kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. Kahretsin. TikTok'a şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet. Bir gün benim de bir sürü leziz yemeğim olmalıydı yani. Tatlım, en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tiktak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Alex sıra sende. Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey dökülmüyor? Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretsin, şimdi tüm tiktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolly, geriye sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil, bir sürü paketim var. Burada herkese yetecek kadar var. Danneler, tüm şekerler benim. Tiktak'a bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin, biz yine paylaşmadın bile. Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Dadam, bir şekerlerimiz bizim. Kımıldamayın. Çalmakta nasıl utanmıyorsunuz? Kanıt yok. Hiçbir şey kanıtlayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Jolie'nin intikamını korkunç olacak. Eller yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila, bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Kahretsin, hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadın. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Yorumlarda en çok hangi türü sevdiğinizi yazın. Ayrıca paylaşarak kanalımıza abone olun. Burası her zaman çok eğlenceli.